Ameno Domine. Bunu aslında böyle yavaş giriş bir müziği yapsaydık, bir klip yapsaydık diyorum bazen. O niye? Kadar güzel bir ayakkabı mı? Güzel, farklı ve evliliğimi tehdit edecek bir ayakkabı bu. Fiyatından dolayı. Evet. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dairesi'nde yeni bir kutu açımına daha hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yine enerjik, keyifli kargo açımları yapacağız. Bugün ise çok özel bir ayakkabımız var. Benim için özel, kanal için özel diye düşünüyorum en azından. Adidas'tan pahalı mı pahalı bir ayakkabı var. Bu ayakkabıyı alabildiğime, tutturabildiğime de şaşırıyorum bu arada. Onu da söylemem lazım. Çünkü yurt dışında çıkar çıkmaz bitmişti. Ben de internetten bir kontrol edeyim bakayım Türkiye'de var mı diye baktım. Ve varmış ve sipariş ettim. Ve benim numaram pişmanlık... var. Nasıl? Benim numaram var. Evet, her numara vardı. Ve bir pişmanlık başladı arkadaşlar. Acaba dedim ben bunu eşime nasıl söyleyeceğim? Acaba nasıl tepki verecek? Fiyatı arkadaşlar 2400. 2370 mi? 69 mu? Öyle bir fiyatı var. Ne? Yani ev alsaydık. Ve şunları görünce bir ne olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Arkadaşlar Yeezy 700 var burada. Da 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 da. Bir de poşet. Da 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 da. Bu bedava ama sıkıntı yok. Çöp poşetimiz. Evet, çöp poşeti. Seviyorum bu dokunuşu Adidas'tan. Evet arkadaşlar, sonunda orijinal bir Yeezy aldım. Daha önce biliyorsunuz Instagram'dan alıyorduk ediyorduk. 350 almak istiyordum ve 2350'ler var ya, onlardan almak istiyordum. Ama maalesef onları bir türlü tutturamadım. Onlar çok hızlı, botlar falan devreye giriyor, çok hızlı tükeniyor. Burası tükenmedi bilmiyorum, yurt dışında da yine hala tutulan, belki Türkiye'de o kadar hızlı gitmeyen bir ayakkabı olabilir. Ama sonunda bir Yeezy'miz oldu. MNVN ne demek olduğunu bakmam lazım şu an. Yeezy 700 diyelim böyle bir falan yapalım. Evet, ilk defa arkadaşlar bu kadar fazla bir para verdim. Biliyorsunuz birçok ayakkabı açıp inceliyoruz ama hiçbir zaman bu kadar daha önce vermemiştim. Evliliğimi dediğim gibi tehdit edebilecek bir ayakkabı bu. Her bir ayakkabı bir öncekinde böyle diyorsun yani. Öyle mi? Gitgide arttırıyoruz maalesef, evet. Ama Türkiye şartları da bunu gerektiriyor. Dedikten sonra hadi açalım. Bu Honey Flux rengi, yeni çıkan rengiydi. Şöyle açayım. Bal rengi mi? Bal gibi, evet. Bal gibi bir ayakkabı bu yani. Bang! 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 Bang diyorum. Bu ne? Çok garipmiş. Çocuk ayakkabısı gibi geldi. Çok garipmiş biliyor musun? Çok geldi. Hiç bunu beklemiyordum. 44,5 numara aldım. Şu şekilde. Yarış arabası çok gibi. Çok garip. Bir şey çok garipmiş. Baksana şey böyle bozuk bozuk gibi. Şey, üstündeki kumaşı. Yağmur geçirmez. Ve çok ağırmış bu arada. Yani alt tabanı falan cidden ağır. Biliyorsunuz arkadaşlar Yeezy 700 Boost diye geçiyor. Yani Boost modelleri. Yastıklamaları tamamıyla Boost oluyor. İçeriden şöyle dokunduğum zaman yumuşaklığını rahat bir biçimde ama görebiliyorum. O hoşuma gitti açıkçası. Evet hoş. Güzel gözüküyor. Ne dersin? İlk hemen hani hemen şeyini alayım senin. İzlenimlerini alayım. Ya tabii ki de ilk başta düşündüğüm şey bu muymuş, 2400'lük ayakkabı dedim. Hı hı. Ve küçük geldi yani. Evet, bana bilmiyorum, kamerada ekstra küçük görünüyor. Veya şey olabilir, çok kalın tabanlı tombiş duruyor ya. Hmm. Belki de o şekilde olabilir. 44,5 numara aldım, ben uyacağını düşünüyorum. Acaba 45 mi alsaydım? Bu ayakkabıların değerleri sizin sana sunduğu teknolojiyle falan çok da alakalı olmuyor. Maalesef Kanye'nin tasarımları, şirketi biliyorsun Yeezy. Yani adam benim markam bu ve ben pahalıya satıyorum, zenginlere yöneliyorum diyor. Ve bu şekilde yapıyor. İşte ünlüler giyiyor, Kanye West giyiyor, konserlerinde giyiyor, bilmem ne yapıyor, Kim Kardashian giyiyor. Al sana fiyatı böyle patlıyor işte. Tamamıyla bir pazarlama politikası. Yoksa işte bunlara hype ayakkabılar deniyor. Yani beklenen, işte bunun üstüne hype yapılan ayakkabı. Ama gerçekten hype gibi de duruyor yani. Evet, yani tasarımın böyle bir şekli, şemali, bir farklı. Tabii ki benzer oluyor, çok farklı. İşte inci bile yapıyor, örnek veriyorum. Kendi buna benzer tasarımlar her yerde var. Yani illa Yeezy almanız çok da önemli mi olmayabilir. Çünkü bu kadar parayı herkes de veremeyebilir. Bu arada arkadaşlar ya gerçekten böyle desem ki ben size alın bu çakma desem inanırsınız yani şu anda. Değil mi? Evet. Böyle değişik özellikle mesela şuradaki şu siyahlıklarına falan bir bak. Evet, boya yapıştırma izleri evet, falan. Evet kalmış yani o kadar da inanılmaz 2,5'a efsane ağır, şey değil. Plastik topuk böyle değişik. Değil mi?
Bence de özellikle şu siyahlarının şuradaki, tuhaflığı. Şuradaki boyalar falan. Mesela önden de bak aynı şekilde. Önden de bakarsanız. Evet. Bu kırış kırışlığı deseniz ki bu şey fake. Yani yer yani. Yani. O yüzden bazı insanlar hani çok takıntılı ya bu konulara. İşte fake olmaz şöyle böyle. Yani çok da bir anlamı yok. Süper kalite inanılmaz bir şey gelmiyor. Yani şu an bana öyle gelmiyor. Belki ayakta bunun farkında olmayabiliriz. Yan evet. Yana da giyersin senin diğeriyle. Zaten öyle bir kıyaslama gelsin mi? Ne diyorsunuz aslında değil mi? Instagram'dan alsanız. Instagram'dan aldım ben de duruyor mu Yeezy 700? Belki duruyordur, biraz kontrol etmem lazım içeriği. Eğer duruyorsa arkadaşlar orijinal VES çakma gibi bir şey yapabilirim. O tarz videolar bayağı beğeniliyor. Neyse biz tabanıyla alt tabanıyla başlayalım. Bence biraz böyle ilk izlenimler videosu olsun. Detaylı bunun incelemesini de çekmeyi düşünüyorum bu arada arkadaşlar. Birkaç hafta kullandıktan sonra sizlere fikirlerimi aktarmak istiyorum. Ne dersiniz? İster misiniz? En azından orijinal bir Yeezy aldık. Birkaç video çıkartalım yani burada. Değil mi? Evet. Evet, bu ikonik artık bunun kendi tasarımı. Mesela bak hemen konuşuyordum. Şuradaki plastik çıkmış dışarı. Gösterir misin? Değil mi? Evet. Sanki böyle hani her işçiliği mükemmel değil süper bir ayakkabı değil arkadaşlar. Kesinlikle öyle düşünmeyin. Birçok yerde böyle yapıştırma, yapışkan izlerini falan da görebiliyorsunuz. Evet, değişik. Yani ben çok daha kaliteli beklemiştim. İlk şu an tecrübem. İlk defa Adidas'tan tutturabildim. Çünkü botlar girmeden ben alabildim. Evet, tabanı güzel. Plastiği mesela dokunduğunuz zaman falan hoş ama gerçekten. Böyle yapışıyor. Bir tabanda ağırlık var gibi hissediyor. Elinize aldığınız zaman üst kısımda pek bir şey olmadığı için taban ağır gibi. Yastıklaması dediğim gibi içine caged yani kutulanmış bir yastıklama boost var. Ben şuralardan böyle mesela gözükmesini isterdim ya. Değil mi? Şu pencereler olsa. Diğer renklerinde falan bu pencereler açık oluyor. Burada kapatmışlar. Daha sert bir materyalle. Bayağı sert hatta. Yani yastıklama nasıl olacak bilemiyorum. Çünkü çok genişleyeceği bir nokta yok. Tüm ayakkabını çevreleyen bu şekilde siyah bir çerçeve var yastıklama kısmında. Ve ayakkabının altı bu şekilde. Üstüne geçtiğimiz zaman beni asıl şaşırtan bu oldu. Ben daha böyle kumaş dikişli bir şey bekliyordum. Bu bildiğiniz adeta bir yağmurluk veya bir çadır materyalinden üretilmiş gibi. Fazla kaliteli durmuyor. Hani dandik değil ama yani daha kaliteli bir şeyler beklerdi. Bir örgü mesela kalitesi yok. O 350 zebralarda falan var ya. Yani muhtemelen yağmur geçirmez falan. Olabilir, işte old train tarzı bir şey olabilir. Veya buna üstüne yağmurlukla falan güzel kombinler yapabilirsin mesela. O da olabilir. Sağında ve solunda şu şekilde bir yarış arabasını andıran izler var. Hemen yan taraflarında ise 700 yazıyor. 700'ü belirtiyor. Arkaya doğru geliyoruz. 100 gibi bence. 100 gibi mi gözüküyor? Ama bilen 700 olduğunu biliyor zaten. Hemen şöyle arkaya doğru geçiyorum. Topuk kısmı bir anda çok daralıyor. Altın rengi ve gümüş kullanımı hoşuma gitti. Benim de. Renkleri güzel bence. Arkaya doğru geldiğin zaman tatlı bir topuk koruması diyeceğim ama yine bu da hiç pedli değil biliyor musunuz? Yani daha çok içinde ped beklerdim arkadaşlar. Çok yumuşak, küçük ve oldukça da böyle dik, sivri çıkıntılara sahip. Şurada fazla kırışmalar olmuş. Bir o hoşuma gitmedi. Yan kısımlarda bir fazla kırışmalar var. İçi çok orijinal görünüyor. İçini hemen evet ona da bakalım. Ama genel olarak üst kısmı bir farklı, çok kırışan, değişik yani. Bunu herkes giyemez gibi düşünüyorsunuz. Dili benim çok hoşuma gitti. Dilinin pofidikliği çok hoş. Ve bu baksanıza fazla kırılgan yapıyor. Hemen böyle şu içinden şunu çıkarttığınız zaten an. Zaten kırışık olduğu için kırılmalar da belli olmaz. Evet yani. Belki o da mantıklı olmuş olabilir. Ve dil çok hoşuma gitti. Dilde şöyle bir plastik yapı var. Herhalde başka ilk giyimizi çektiğiniz zaman bakın böyle çekiyorsunuz. Değişik olmuş. Uğraştırmayacak. Direkt terlik gibi şey gibi çek slip on slip off deniyor buna. Hani direkt kaydır ve sok ayağını şeklinde. İçine bakayım şöyle biraz elimle. İçi çok rahat duruyormuş yalnız. Evet, Yeezy ve Adidas şöyle hafif kareli kareli bir tasarım içerisine kondurulmuş. Çok evet. Güzel gözüküyor. Tertemiz ve güzel gözüküyor ve dikiş arkadaşlar. Bunlar normalde boya moya oluyor ya. Burada dikişle yani daha doğrusu içerisine direkt olarak kazınmış gibi bir hal var. Herhalde çıkmaz gibi. Yeezy Adidas görüntüsü çıkmaz. Dediğim gibi elde çok küçük geldi bana da ya. Acaba benim ayağım buna girecek mi şu an? Emin olamıyorum. Onu merak ediyorum. Ama genel itibariyle ben beğendim. Fiyatından bağımsız konuşursam beğendim. Ama fiyatı tabii ki bu imkanı olanın alabileceği bir olay ya. Yani 1000 lira falan olmalı yani işte, ayakkabılar. Yani biraz dolar ve Türk lirası arasındaki kurdan fark ediyor. Normalde ne ama kadar mesela dolar? İşte 250 dolar mı 220 dolar mı öyle şeylere çıkıyor genel itibariyle. Bunu alıyorlar sonra 500 dolara satıyor mesela. Resell deniyor buna. Retail şeyiyle alıp tekrar resell, tekrar sell yapıyor yani. Böyle bir durum var bunların hype ayakkabılarda özellikle Yeezy'lerde. Gerçi Yeezy yavaş yavaş artık o eski hype'ını kaybediyor. Şu anda Jordan 1'ler ve işte Dunk SB'ler gibi böyle daha Jordan ve Nike öne çıktı. Ama bunlar 2017-2018'ler yanlış hatırlamıyorsam o zamanlarda böyle
700'lerde bile 350 zebralar falan patlıyordu. Buzlar, ultrabuz çıktı falan filan. Tam benim de işte ayakkabı dairesini açtığım zamanlar. Şimdi yavaş yavaş kaybediyor ama sürekli de çıkartıyorlar. Haftada bir Yeezy ayakkabısı geliyor. Şimdi slide şeyleri var. Terlikleri çıkıyor, mukuyor. Onlardan da böyle incelemeyi isterim. Ara ara bu kanalda bu tarz farklı içerikler görmek ister misiniz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Genel itibariyle beğendiğimiz bir ayakkabı oldu. Şık, güzel. Hadi bir de ayakta rahatlığını görelim. Bakalım ayakta nasıl olacak. Evet, evet. Bakalım nasıl olacak. Tabii ki bu tarz ayakkabıları ayakta karar vermek lazım ama dediğin gibi sanki çok mu küçük ya? Çok küçük gibi gibi ya da giyimi zor gibi. İyi. Giyimi zor değil hatta, süper. Hop, ayağım arkadaşlar şu anda, şurası sertmiş bu arada. Ben bunu fark etmemiştim. Yani ön tarafla uç taraf birbirinden farklı. Şu an tırnağım şurada. Tırnağıma direkt hissettim, vurdu yani. Hele ki sağ ayağım daha küçük. Bilmiyorum ya. Evet, 45 almam gerekiyormuş. Bu da sizlere ders olsun arkadaşlar. Normal Adidas numaranızdan ben hep 44.5 alırım. Bütün Boost ayakkabılarım, Ultra Boost'lar falan. Pure Boost'lar, bir sürü Boost'um var. Hepsinde 44.5, hatta 44 aldığım bile var. Bunda biraz yarım numara sanki büyük alınabilir. Çünkü bir de çok ince çorapla giydim. Bir tık kalın çorapla giysem hayatta olmaz. Ayağında da küçük durdu. Aslında rahat. Çok düzgün basıyorum arkadaşlar. Onu hissettim. Ama mesela hemen şuramda bir acı hissettim. Bu benim ayaklarımın belki genişliğinden de olabilir. Yani çok da aşırı bir farkı yok, biliyor musun? Yani şöyle söyleyeyim. Apache ayakkabısına mı benzedi yoksa? İlk defa bir ayakkabıyı giydin mi ayağına yakıştırmadım diyebilirim yani. Benim de aynı şekilde oldu ya. Oh, bu muymuş? Evet. Bunca hype bunun için miymiş yani? Bunca 2 senedir 3 senedir alma şeyin bunun için miydi? Kesinlikle. Çaban? Ama gerçekten öyle oluyor. Bu retrolar, Jordan retrolar, özellikle birler de hep çocuklar abi o ayakkabıyı al, o ayakkabıyı al ama giyiyorsun, hiç rahatlığı yok. Demek ki diyorum insanlar hep şekil için. Ona önem veriyorlar. Şekil için alıyor. Aman güzel gözüksün. Ama rahat değil ki bu. Ya bunun yerine arkadaşlar şuraya gidelim mesela. Gel. Yani arkadaşlar. Pulse Boost. Efsane. Rahat mı rahat? Koşuyor, spor, her şey yaparsınız. Ultra Boost All Terrain. O kadar sevdiğim bir model ki bayılıyorum. Rahat, üstü Prime Knit. Efsane. NMD. Yine hype sayılabilir. Eskiden hype'tı. Artık öyle çok şey yok. O kadar rahat ki, terlikten daha rahat yani. Çat diye görüyorum. Zaten görüyorsunuz hepsi bu dolabımda. Pure Boost. Eskiden vardı bunlar. Pure'du değil mi bunun ismi? Aynen. Eski modeller. Yine rahat ama o kadar aşırı değil. Ki şu an bundan rahattır, öyle söyleyeyim. Ultra Boost. Yani bunların hepsini o kadar severek aldım ki ve hak ediyorlardı. Ama hiçbiri bu kadar hype değildi mesela. Hiçbiri bu ayakkabı kadar işte Yeezy'nin ayakkabısı. 700 lira biraz az olsa da Yeezy sonuçta. Yani fena değil, fena değil ama değişik, bilmiyorum, biraz buruk. Buruk bir sevinç oldu. Ama bunu giyeceğim arkadaşlar birkaç hafta boyunca. Dediğim gibi sizlere detaylı performans incelemesini yapmak istiyorum. Bir de Instagram'dan aldığınız modelle nasıl bir fark var, öyle bir kıyaslama yapmak istiyorum. O videolar içinde bekleyişte kalın. Umarım beğenmişsinizdir. Şu an dediğim gibi bu ilk izlenim videoları. Yani sizlerle birlikte kutudan çıkartıyoruz ve nasılmış oluyoruz. İşte değer değmez muhabbetlerine giriyoruz. Yani her insanın kutuyu açtığı zaman düşüneceği şeyleri burada konuşmuş oluyoruz. Bir de birkaç hafta veya bazen bir aylar buluyor, deneyip detaylı performans incelemesi yapıyoruz. Yani aldığınız zaman ne bekleyebilirsiniz, neresi sıkıntılı, neresi iyi, neresi kötü. Onun için de yapmanız gerekenler, kanala abone olup o çan işaretine, zil işaretine tıklamanız ve tabii ki like ve yorumlarınız. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dyson bugünlük. Vay be, hype ayakkabı giydin sonunda. Giydim, öyle inanılmaz Boost Boost değil tahmin ettiğim gibi. Hiç beğenmedim ben de. Biraz Apache ayakkabılarına benzedi. Giysen i̇şte Kanye'ye buraya giyse yakışıyor da bize yakışmayabilir. Yani bilmiyorum, diğer ayakkabılarına çok daha yakışıyor.